Podcast dinle son dakika. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'a uluslararası barış gücü göndermesi talebiyle ilgili Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esed rejiminde Suriyelilerin ülkesine dönmesini istediğini belirterek, bunların olumlu bir şekilde can güvenliğinin sağlanarak dönmesi önemli dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların kaldırılacağını duyurdu. Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vučić, böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıklanan 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdıklarını söyledi. Afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'in eşi Emma Heming, romantik bir paylaşım yaptı ve 15 yıl önce Willis'e aşık olduğunu yazdı. Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda bu yıl 51 branşta 6127 madalya kazandığını açıkladı. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren Edin Vişka'nın sol omuz köprücü kemiğinde kırık tespit edildiğini ve boşnak futbolcunun ameliyat olduğunu açıkladı. NBA'in yıldız oyuncularından Devin Booker'ın sakatlığı sebebiyle bir ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Podcast dinle.